Gördüğünüz gibi söylediklerimiz bir kez daha gerçekleşti ve FED faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Yani bekle gör politikası içerisine girmiş durumda. Öbür taraftan tabii çok önemli uyarıları vardı ve bu uyarılar aslında altının düşüş eğilimine girmesini değil, tam tersi altında şok hareketlerin önümüzdeki dönemde de gelebileceğini bize işaret ediyordu. Dolar da aynen söylediğimiz gibi 7.50 seviyesini kırdı. Şu anda 7.55 seviyelerinde, büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde de 7.80 seviyesini göreceğiz. Doların yükselişi, altında yaşanacak, özellikle onsta yaşanacak agresif hareketlerle birlikte biz gram altında 500 liranın üzerinde göreceğiz ve bir daha da 500 liranın altına gevşemeyen bir gram altın olacak. Birileri fasafiso yapıyor yine. Altın düşecek, o olacak, bu olacak falan diye. Hiç itibar etmeyin, çünkü altının düşmesi için hiçbir sebep yok. Fed'in toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar, Powell'ın konuşması da bunu çok net bir şekilde işaret ediyordu. Powell basa basa şunu söyledi: ekonomiyi en çok pandemi etkileyecek. İkinci dalga etkisi gelirse eğer ki, bu ekonomilerde çok ciddi kırılmaları beraberinde getirecek dedi. Öbür taraftan hükümetin ve hükümetlerin acilen mali destek programları açıklaması gerektiğini söyledi. Bakın, bu iki açıklama çok ama çok kritikti. Piyasayı fonlamaya devam edeceğiz söylemleriydi. Bunlar çok net bir şekilde aslında FED tarafından önümüze konuldu. Bu açıklamalara rağmen altının nasıl düşmesini bekliyor birileri. Hani diyorum ya size, fasafiso tamamen diye. Piyasaya para girmeye devam edecek. Ama piyasaya sokulan bu para ne tüketime ne de üretime fayda sağlayacak aslına bakarsanız. Çünkü insanlar minimumda harcamaya, maksimumda ise tasarruf etmeye devam edecekler arkadaşlar. Açıklanan her teşvik insanların tasarruf eğilimini biraz daha arttıracak. Bu tasarrufun nereye gideceği önemli. Hisse senedi piyasalarına mı? Orada ciddi bir balon oluştu. Bundan sonraki süreçte çok da fazla yükselmesini beklememek gerekiyor arkadaşlar. Özellikle pandeminin ikinci dalgasının gelmesinden sonra hisse senedi piyasalarındaki satış baskısını çok net bir şekilde göreceğiz. O zaman hisse senedi piyasalarını kenara alalım. Başka ne kaldı tasarruf edilebilecek? Dolar mı? Evet, dolar olabilir. Çünkü Amerikan ekonomisi diğer ekonomilere göre çok daha iyi durumda. Amerika çok daha hızlı büyüme eğiliminde. Aynı zamanda petrol rezervlerine sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bilim ve teknolojiyi elinde tutan bir ülkeden bahsediyoruz. Sanayiyi elinde tutan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve büyük bir coğrafyaya, insan kaynaklarına sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Çok daha önemlisi, tüm para sistemini ve tüm ekonomi sistemini elinde tutan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun yanına bir de propaganda gücünü koyun. Bunun yanına bir de askeri gücü koyun. Amerika, Avrupa sıkıntı yaşarken, dünyadaki Asya ülkeleri sıkıntı yaşarken en kötü ihtimalle stabil kalmaya devam edecek arkadaşlar. Bu da dolara olan eğilimin her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getirecek. Dolar ana vatanına dönmeye de devam edecek. Bütün dünyada da doların gücü her geçen gün biraz daha artacak. Dolayısıyla dolar endeksini yakın zaman içerisinde biz yüzün üzerinde göreceğiz. Dolar endeksi özellikle pandeminin ikinci dalgasının patlaması sonrasında yüzün üzerine tırmanacak arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda para birimleri devalüe etkisiyle hareketlenecek, değer kaybedecek. Bakın, Türkiye'de 14-15 liraya gidecek dolar diyoruz ama Arjantin'de, Venezuela'da, Brezilya'da, Güney Afrika'da, yani bizimle eş değer olan pek çok ülkede de dolar değer kazanırken o ülkelerin para birimleri hızla değer kaybedecek. Peki Euro'da durum ne olacak? Euro bölgesinde işler çok iyi falan değil. Euro bölgesi şu anda kendi bütünlüğünü ayakta tutmaya çalışıyor. Bakmayın siz birbirlerini koruyor kolluyor gibi göründüklerine. Aslına bakarsanız Avrupa'nın güneyi ile kuzeyi birbirine girmiş durumda. Kuzey ülkeleri ekonomik olarak çok daha refah. Güney ülkelerini artık sırtlarında taşımak istemiyorlar. Ve bu gerginlik Euro üzerindeki baskıyı da arttıracak. Önümüzdeki günlerde Euro dolar paritesindeki hızlı geri çekilmeyi göreceğiz. Özellikle dolar endeksinin 100'e doğru hareket etmesiyle
birlikte. Bir yandan mali teşvikler açıklanıyor, bir yandan varlık alımları açıklanıyor. Sadece Amerika'da değil, tüm dünyada bir yandan da faizler en dip seviyelerde tutulmaya devam ediliyor arkadaşlar. Bu süreç piyasaya giren para miktarını arttıracak ama o para piyasada kalmayacak, tasarrufa yoğunluklu olarak da altına yönelecek arkadaşlar. Siz sanıyor musunuz ki sadece Türkiye'de altına eğilim var? Bütün dünyada herkes altın tasarruflarını her geçen gün arttırıyor. Büyük fonlar portföylerinde altın miktarını arttırıyorlar. Ülkelerin merkez bankaları rezervlerinde altın miktarını arttırıyorlar. Önümüzde kritik süreçler var, sadece pandemi değil. Aynı zamanda dünya ülkeleri de kendi aralarında geriliyor çünkü. Altına olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Şu anda geri çekilmeler göreceğiz altında. Altın belki 1930, belki 1920, belki 1880'li seviyelere kadar düşecek. Hiç dert etmeyin arkadaşlar. Altın şu anda büyük yükselişe hazırlanıyor. Bunu unutmayın. Bu etapta altın tüm dünyada toplanıyor ve ucuzdan birileri toplamaya çalışıyor. Bir anda 2000-2500 dolar seviyesine çıksa hiçbir kar elde edemeyecekler. Mümkün olduğunca en düşük seviyelerden, ons için bahsediyorum, altın toplamaya devam ediyorlar. Ve bu süreç altına olan talebin aslında her geçen gün biraz daha arttığını bize net bir şekilde gösteriyor. Bakın, Wall Street Journal'ın bir haberi var Türkiye ile ilgili. Çok kritik bir haber bana göre, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Wall Street Journal, Türkiye'de çok ciddi bir altın talebi var. Bu altın talebinin büyük bir kısmı aslında yastık altında. Bankalarda 33 milyar dolarlık altın var. Hanelere dönüp bakıldığı zaman 3000 tonluk, yani 190 milyar dolarlık altın bulunuyor evlerde. Pek çok kişi yastık altına alıp koyuyor altınını. Sadece altın satışları değil aslında, çelik kasa satışları da patlamış durumda. Bankalara, hatta ekonomi yönetimine güvenmediği için elinde tutmaya çalışıyor altınını, hatta dövizini. Verginin de etkisi var tabii, çünkü %1'lik bir vergi konuldu. Bu nedenle insanlar bu kadar yüksek ve haksız bir vergiyi, haksız diyorum çünkü kazanç elde edilmeden peşinen alınan bir vergiden bahsediyoruz. Böyle bir vergiyi ödemek istemedikleri için kapalı çarşıya yükleniyorlar. Kapalı çarşıda altın yok satılıyor. Öbür taraftan darphaneye bakıyorsunuz, bayramda mesai yapılıyor, hafta sonunda mesai yapılıyor mal yetiştirebilmek için, çeyrek yetiştirebilmek için, gram altın yetiştirebilmek için. Altın talebi hızla artıyor Türkiye'de. Bir kez daha söylüyorum, 190 milyar dolarlık şu anda yastık altında altın bulunuyor. Bunun üzerine bir de bankalarda bulunan 33 milyar dolarlık altını koyduğunuz zaman 220-230 milyar dolar civarında bir rezerv altın var sadece vatandaşın cebinde. Bunu tüm dünyaya yaydığınız zaman, tüm ülkelere, tüm vatandaşlara yaydığınız zaman çok ciddi bir altın talebi olduğu ortaya çıkıyor. Ve Fed de aslında dünkü söylemlerinde altın alın demeye devam ediyor. Çünkü önümüz belirsiz diyor. Pandemi ekonomileri her an kırabilir diyor. Destek gelmezse önünde sonunda ekonomi çok ciddi manada zarar görecektir diyor. Devletler pandemi olsa da olmasa da mutlaka ama mutlaka mali teşvikler vermek zorunda vatandaşlarına böyle bir süreçte diyor. Aksi takdirde büyük ekonomik kırılganlıklarla karşı karşıya kalınacak diyor. Bu söyleme hangi taraftan bakarsanız bakın altının yükseleceğini net bir şekilde işaret ediyor. Neden mi arkadaşlar? Mali destekler verilmezse ekonomik kırılganlıklar artacak, riskler artacak. Dolayısıyla altına olan talep daha da artacak. Mali destekler verilirse piyasaya giren para miktarı artacak. Bu para piyasada kalmayacak, tasarrufa yönelmeye devam edecek. Çünkü önümüzde çok ciddi riskler var. Bunların başında pandemi geliyor. 30 milyondan fazla vakaya ulaşılmış durumda dünyada. Belirsizlikleri her geçen gün arttırıyor. Ülkelerin ekonomilerini de ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Aynı zamanda da ülkeler arasındaki gerilimi de arttırıyor. Bir de 3 Kasım seçimleri var Amerika'da. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artıyor. Doğu Akdeniz'de gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği çatırdıyor ve bu riskler toplamda altına olan talebi her geçen gün arttırmaya devam ediyor.
Fed'in sadece ekonomi toparlanıyor cümlesini almaya kalkarsanız ve bununla altını satmaya kalkarsanız büyük yanılgı içine düşersiniz. Altının onsunun gevşemiş olması ya da düşüş eğiliminde gibi görünmesi tamamen bir illüzyondur arkadaşlar. Bu kadar riskin olduğu bir ortamda altının düşme ihtimali yoktur. Ve bu dediklerimin de daha önce söylediklerimiz gibi birebir çıktığını çok net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Hem de çok uzun bir gelecekte değil. Eylül ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık gibi çok kritik bir sürece ilerliyoruz. Pandeminin iyiden iyiye hortlayacağı bir döneme giriyoruz. Bu ekonomileri daha da kapatacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Az sabır diyorum sizlere. Şimdi rakamlara hızlı hızlı bakalım. Ondan sonra da videomuzu tamamlayalım. 110 bin üzerinde tutunmaya çalışan borsa tamamen hikaye. Dolar 7.55'in üzerine de çıktı arkadaşlar. 7.80 bile hedef değildir. Ama illa bir hedef belirleyeceksek kısa vadeli 7.80 doların gideceği ilk nokta olacak. 7.80 kritik bir nokta. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü 7.80'den sonra panik başlayabilir. Panik başladığında da devalüasyonist bir hareket görebiliriz. Mümkün olduğunca o seviyeye gitmemesi için uğraşıyor birileri. Birileriyle kastım Merkez Bankası, kamu bankaları falan değil. Çünkü onların nefes tükendi. Onların bir cephanesi de kalmadı, bir malzemesi de kalmadı. Rezervlere baktığımızda çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Büyük ihtimalle yabancılar şu anda Türkiye'den doları en uygun, en ucuz miktara kapatabilmek için bu seviyelerde tutmaya çalışıyorlar. Bu seviyeler çok geçici seviyeler arkadaşlar. Bakın her hafta 60 milyon, 70 milyon dolarlık yabancı Türkiye'den çıkış yapıyor, kaçış yapıyor. Bu şunu gösteriyor. Yabancı çıkışı tüm hızıyla devam ediyor. Yabancı çıkmaya devam ettiği sürece de mümkün olduğunca doları bu seviyelerde tutmaya çalışacak ki en ucuz, en uygun miktarlarla, en karlı miktarlarla doları alıp kaçabilsin. O nedenle dolar bu seviyelerde, bu süreç bittiğinde yani yabancılar çıkışını tamamladığında dolarda agresif hareketleri göreceğiz zaten. O da sınır 7.80 gibi görünüyor arkadaşlar. Bir şekilde 7.80'den sonra da sakin götürmeyi başarırlarsa yani kademeleri tutturmayı başarırlarsa da yıl sonuna kadar 9 lira ile 10 lira arasında bir dolar kuru görürüz. Gidişat bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Kademeleri tutturamazlarsa 14-15 lira civarında bir dolar kuruna develi olur Türk lirası. Eğer ki faizi hızlı bir şekilde arttırırlarsa, reel faizi pozitife geçirirlerse ki o da en az 1000 ile 1500 bas puanlık bir artış anlamına geliyor. Belki doları o seviyelerde durdurabilirler. Eğer öyle agresif bir faiz artışı gerçekleştirmezlerse büyük ihtimalle dolar 20 liralara doğru ilerlemeye devam eder arkadaşlar. Euro 8.92 seviyesine yükseldi tekrar. Bunun en önemli nedeni doların da yükselmiş olması. Yoksa bakıyorum parite 1.18 seviyesinde duruyor. Bu da bize şunu gösteriyor net bir şekilde. Tüm dövizler eurosundan sterline, sterlinden dolarına kadar Türk lirası karşısında değerleniyor. Yani Türk lirasında ciddi bir değer kaybı görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Çünkü Türkiye koşullarını iyileştirmiş değil. Dünyanın risklerinin yanında Türkiye'nin riskleri çok daha fazla. 176 milyar dolarlık bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç var. 7-8 ay içerisinde ödenmesi gereken 126 milyar dolarlık borç var. Şaka maka değil bunlar. Merkez Bankası'nın rezervleri -30 milyarlarda eğer swapları çıkartırsanız. Dış ticaret zaten sıkıntılı. Cari açık 30 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyor. Dolayısıyla kritik bir süreçteyiz. Öbür taraftan CDS'imiz 500'ün altına inmiyor. Bankalar, devlet, kurum ve kuruluşlar, şirketler borç bulmakta zorlanıyor. Büyük bir krize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bir de dünyanın riskleri bunun üzerine ekleniyor. Onun için arkadaşlar dolar başta olmak üzere tüm dövizler aslında iyi günlerini yaşıyor. Yakın zaman içerisinde büyük hareketlenmeleri göreceğiz. Faize bakalım. Bakın faiz dün 13.24'teydi. Bugün 14'ü zorluyor. 13.71 seviyesinde. Neden yükseliyor? Döviz yükseliyor. Döviz yükselince otomatikman enflasyonist baskı artıyor. Enflasyonist baskı arttıkça da piyasa faizleri yukarıya doğru evriliyor. Bunun en basit açıklaması bu. Bana göre faizler 15-16 seviyelerine kadar gidecek yakın zaman içerisinde. Altının onsu 1930-1940-45 o civarlarda gidiyor arkadaşlar.
çıkar. Ya ne oldu, bir anda patır patır düştü falan diye panikleyenler olabilir. Sakin olun arkadaşlar. Şu anda altın piyasasında iki tip bakış açısı var. Bunlardan birisi Fed'i doğru okuyup yükseltmeyelim, bu seviyelerden mümkün olduğunca altın toplayalım diyenler, yükseleceğini bildikleri için. Öbürküler de Fed galiba iyi bir şeyler söyledi, dünya iyiye doğru gidiyor, riskler azalıyor deyip satış yapanlar. Bana göre saf olanlar ya da piyasaları okuyamayanlar, Fed'in konuşmasını hiç anlamayanlar. O nedenle şu anda altın onsunda bir gevşeme oluyor. %1.13'lük bir düşüş var. Hiç panik yapmaya bile gerek olmayan bir seviye bu. Altının onsu emin adımlarla yükselmeye devam edecek. Teşviklerin artması, hükümetlerin mali destekleri arttırması, varlık alımlarının artması, risklerin artması, pandemi etkisi, ekonomilerin küçülmesi, dünyada savaş ortamının her gün biraz daha fazla gerilmesi vesaire. Bütün bunlar altın onsunu yukarıya doğru tetikleyecek arkadaşlar. Bu mal toplama süreci çok yakın bir zaman içerisinde tamamlanacak ve 2100 dolara giden bir altın onsu göreceğiz. 2100 kısa vadeli hedefimiz, sonrasında 2300 ve 2500 dolarları göreceğiz. Yıllık hedefimiz ise, yani 2021'in sonuna doğru yaklaştığımızda oluşabilecek rakamsa 3000 dolarlar olacak arkadaşlar. O günkü koşullara bakıp bu seviyenin bir balon olup olmadığını ya da bir zirve noktası olup olmadığını değerlendireceğiz. Ama altının onsunun bu seviyesi, emin olun, tepe noktası falan değil, tamamen dip noktası. Keza gram altında da durum aynı. Gram altın hatta çok daha agresif yükselecek onsa göre. Çünkü bir tarafta doların etkisi, bir tarafta onsun etkisi var. Dolar Türkiye'de tutulamaz bir seviyede zaten. Öbür tarafta da ons hızlı bir şekilde hareket etmeye başladığı zaman önce 526'yı görürüz, ardından 576'yı görürüz arkadaşlar. Devalüasyonist etki olursa dolarda, onsta da agresif hareketler başlarsa zaten 600-800 aralığına oturur gram altın. Altını olanlar için sakin olma zamanı, altını olmayanlar için de büyük ihtimalle son fırsatlar bunlar arkadaşlar. Sakın ha sakın 300 olacak, 200 olacak falan diye beklemeyin. Çok beklersiniz, tren her zaman olduğu gibi kaçar gider. Gümüş ne olur? Gümüş altınla paralel yükselecek. Sterlin ne olur? Sterlin dolarla paralel yükselecek. Euro pariteye bağlı olarak gevşeyebilir. Ama sterlin ve dolar paralel gidecek arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.